izleyiciler, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Akdağ Tabiat Parkı'ndayız. Bu güzel cennet köşede bir anda gördüğümde Trabzon Uzungöl'ü hatırlattı bana. Orada da çok güzel bir göl manzarası ve etrafında konuşlanmış evler vardı. Yeşilin ve suyun bir arada olduğu mükemmel bir uyumdu. Şimdi burayı gördükten sonra bir Afyon olarak şunu demedim değil, Afyon'da böyle güzel cennet köşeleri var mıydı? Akdağ, yeşilin ve doğanın eşsiz manzarayla buluştuğu muhteşem bir mekan. Görür görmez Afyon'da böyle yerler var mıydı dedirten, huzur ve doğayla yaşamı iliklerinize kadar hissettiğiniz cennetten bir köşe. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan Akdağ Tabiat Parkı'nın bir tarafı büyük çam ağaçlarıyla kaplıyken, bir diğer tarafta gölün büyüleyici manzarası adeta sizleri etkisi altına alıyor. Doğal peyzajı bozmadan yapılan patika yolları, yılkı atları, yaban hayatı izleme noktaları, gölet ve gölcükleri, günübirlikçiler ve kampçılar için sosyal tesisleri, bungalov evleriyle bu doğal güzellikleri daha da çekici ve eşsiz bir atmosferde ziyaretçilerine sunuyor. Yılın belli zamanlarında birçok karavancı buraya gelerek hem temiz havanın tadını çıkarıyor, hem de doğanın içinde doğa ve kuş sesleriyle kendini dinginleştirme fırsatı buluyor. Göl etrafında piknik alanları, kamp ya da karavanda konaklama sizin tercihiniz. Akdağ Tabiat Parkı'nda yılkı atları da insanı şaşırtan bir başka etkileyici boyut oluştururken, Akdağ'ın doğal hayatı bozmadan turizme kazandırılmaya çalışılması ise takdire şayan. Şehrin stresinden kurtulmak için bir mekan mı arıyorsunuz? Akdağ Tabiat Parkı'nda bungalov evleri sizler için inşa edilmiş ve ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelmiş bile. Birçok ziyaretçi burada kalarak ormanın, manzaranın, sessizliğin ve doğanın tadını çıkarıyor. Bir süredir Sandıklı Belediyesi ve Sandıklı Kaymakamlığı'nın bu bölge için yaptığı çok özel çalışmalar var turizme katılması amacıyla. Bakanlıklar nezdinde de bu bölgenin tanıtımına yönelik çok fazlaca çalışmalar yapılmakta. Bugün gördüğüm Akdağ, meyvelerini alacağına inandığım Afyon için Afyon'un yüz akı diyebileceğim bir bölge. Şurada az sonra kameraman arkadaşım görüntüleyecektir. Küçük bir saltanat kayığımız var, küçük kanolar var. Arkamda duymuş olduğunuz sesler ördeklerin sesi, kurbağaların sesi, kuş sesleri. Tamamıyla doğal bir hayat içerisindeler. İnanın ben bir Afyonlu olarak bu köşede, bu cennet köşede olmaktan çok mutlu oldum. İsterim ki her Afyonlu gibi bu bölge, Akdağ Tabiat Parkı, Türkiye'de nadir bulunan ve örnek gösterilebilecek dinlenme alanları, turizm alanları ve doğal kamplardan oluşsun. Akdağ serüvenimiz devam ediyor, bizimle kalın. Thank you.
keçilerin, kuzuların otlatıldığı, kuş seslerinin günün her saatinde konser verdiği ve göl manzarasıyla insanı etkileyen Akdağ Tabiat Parkı'nı siz değerli Afyon Post ve Vekilim TV izleyicilerimizin evlerine konuk ettik. Bu doğal cenneti mutlaka keşfetmeli ve doğanın lütfu lezzetten mahrum kalmamalısınız. Esen kalın. Thank you.